Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyi yayınlar. Biz çok iyiyiz. Siz de iyi misiniz? İyiyim, çok şükür. İyi olmaya çalışıyorum. Nur Neden? Hanım, ben sizi her gün takip ediyorum. Sizin söylediklerinizi dinliyorum. Esra Hanım'ı da takip ediyorum. Kitaplarını da aldım. İyi okumalar olsun. Son Süper. kitabınızı alamadım. Çünkü auramı yükseltecek bir durumum yok. Ama alacağım onu da inşallah. Auram yüksek diyorsun zaten. Öyle Yok mi? yok, öyle değil işte, çok düşük yani, çok kötüyüm. Şöyle eşim çalıştığı yerden bir bayanla tanıştırdı beni. Biz her hafta sonu onunla birlikte yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, tatillere gidiyoruz. Kayınvalidesinin yazlığı var, yazlığına gidiyoruz, kalıyoruz, ediyoruz. Sonra benim şüphelerim başladı onlarla ilgili. Neden böyle kadın hissi? Siz demiştiniz ya, en yakınınızdan geliyor, sizin de başınıza Tabii. gelmiş, sizi dinliyoruz. Ağacın kurdu. Aynen, ağacın kurdu. Hep izliyorum, dinliyorum. Ondan sonra bunlardan şüphelenmeye başladım ben. Takip etmeye başladım. Eşim vardiyalı çalışıyor. 7-3, 3-11 çalışıyor. Bayan sadece 7-3 çalışıyor. Sabah 6'da ikisi de çevrim içi oluyor. Ben şüphelenmeye başladım. Takip. Tuvalete, telefonla gidiliyor banyoya. Tuvalete gidiliyor, şarja takılmıyor telefonlar. Ondan sonra ve kilitli. Kilidini de asla açamazsın diyor. Bakmak istiyorum, baktırmıyor. Ondan sonra kızım bir gün unutmuş kilidini kapatmayı ve onların mesajlarını yakalamış. Aşkım aşkım mesajlarını. Ve ben şoka girdim ve derdimi, her şeyimi paylaştığım bir kadında. Her hafta sonu görüştüğümüzde de söylüyordum. Biz niye onlarla her yere gitmek zorundayız, Ya şu Nur tatillere? ablanız şurada yıllardan beri dilimde tüy bitti. Böyle yakın ilişkiler Biliyorum. kurmayın diye dilimde tüy bitti ya. Ya ben bunu anlatırken ben bunu yaşamış biri olarak size anlattım ya. Gelmez diyordum böyle bir şey. Başıma Olmaz diyordum. gelmez, olmaz diyordum. Ama Çünkü bir şey söyleyeceğim. Hep öyle başına geliyor ki bana gelmez Aynen. dediğim başına geliyor Aynen zaten. öyle. Öyle. 21 senelik evliydim. Oo, peki o yılan da evli mi? Evli bir oğlu var ve ben bunu söylediğimde çocuğun üstüne yemin etti. Böyle bir Pislik. şey yok diye. Ama Evet. çıktı yani her şey ortaya. Biz boşandık bu arada. Tabii. Aa, bir de Boşandık. boşandınız. Boşandık. Çünkü ben bunu kaldıramadım. Çünkü çok yakın yemeğimi yemiş. Ben onların yemeğini yemişim. Ama eşine söyleyemedim. Bunu söyleyemedim Peki onun çünkü kocası biliyor mu? bilmiyor. Bilmiyor ve devam ediyor onların ilişkisi. Bilmiyor. Söylemedim de, söyleyemedim de. Başımıza taş yağacak. Vallahi de Ama billahi de ben taş yağacak. psikolojik olarak çöktüm. Yemeden, içmeden ve beni suçluyor. İşte ben çalışan birisiyim. Sabah gidip akşam geliyorum. Eşim vardiyalı çalıştığı için, 3-11 çalıştığı için gece 12.30'da geliyor. Ben uyuyorum o sırada o geldiği için. İşte şey söylüyor sürekli. Senin yüzünden, işte senin bu çalışma yüzünden, ilgi alakan azaldığı yüzünden, öyle yüzünden, hep beni suçluyor o yüzden. E ne yapalım sen de ki eve düzgün para getir. Ben de evde yani senin her türlü zevkini, ihtiyacını Ben de öyle karşılayacak her söyledim. türlü bir Ev yaşam al. kurayım yani. Aynen öyle. Ben de öyle söyledim. Bir tane kızım var. Lise sona gidiyor. Üniversite hazırlanıyor. Onunla birlikte yaşıyoruz şimdi. Onun da yazık psikolojisi. Bir de mesajları o gördüğü için. Çok kötü, zor bir şey. Şimdi Peki o kızınız da çok özür dilerim. O okuyorum. kızınız da o kadına abla teyze diyordur herhalde, değil mi? O Tabii kadar tabii tabii yakınlardır. Allah kahretsin öyle. bunları Evimizdelerdi. ya. Her hafta sonu, her hafta sonu onlar, cumartesi pazar çalışmıyorum ben. Sürekli biz mesela kadınla plan yapıyoruz. Diyor ki geleyim seni alayım, gezelim. Eşim diyor ki ben de geleceğim. Ya biz bayan bayana gideceğiz. Sen niye geliyorsun? Yok ben de geleyim. Onlar Öyleydi. planı yapmışlar. Sana Aynen. kurgu yapıyorlar. Aynen. Yani Çok ben bu kötü bir şeyi durum. atlatamıyorum hala. Kendimi bazen sorayım, ben mi acaba Peki hani hayatım, yok. buradan bütün kadınlara örnek olsun. Şunu söyler Tabii. misin? O yılan, şimdi ben bu hikayeyi biliyorum da herkes duysun istiyorum. Yani sesimi yükseltmek istiyorum. O yılan evine geliyordu, değil mi? Evet. Mesela kocanla kavga ettiğinde o yılanı anlatıyor muydun? Evet, Anlatıyordun. her Peki şeyimi yılan nasıl o yorumluyordu bunu? şey söylüyordu. Yani çok iyi bir insan, özünde iyi bir insan, Bak. haklısın ve benim söylediklerimi de gidip ona anlatıyormuş. Sonra şey yaptım, nasıl fark ettim? Nasıl fark ettin? Eşim de diyordu ki bana,
sen benim hakkımda konuştuklarını ben biliyorum diyordu. Ben de diyordum ki nereden biliyor ki bu yani şey yapıyordu. Korkunç bir şey. Yazık, siz de ne kadar iyi niyetli bir şekilde siz de yaklaşmışsınız. Bir de Nur Hanım, ben terazi burcuyum, sizin burçlarınızı da izliyorum. Terazi burçları naif olur. Ben de öyle hep naif, böyle herkese, eşime hiç kavga etmem, şey yapmam. Öyle bir insanımdır. Ah, yani hiç hak etmedim. 21 yılımı verdim. Ama teraziler bir sınavdan geçti yani. Aynen aynen. İnşallah sınavınız son bulsun. Anlıyorum sizi. Bu, bak yine söylüyorum, bunu yaşamış bir kadın olarak anlıyorum sizi. Bu o kadar acı bir şey ki, pasta böreği çöreği birlikte yiyorsun, ona derdini anlatıyorsun, ağlıyorsun. Meğer koynundaki yılan oymuş. Yani o senin yuvanı yıkmaya çalışıyor. Çok şimdi yakın boşandınız. Temaslarda böyle şeyler oluyor. Çok yakın, devamlı görüşmelerde. Şey. Kocan eve geldikten sonra eve kimseyi almayacaksın. Öyle üçlü buluşalım, beşli gidelim, arkadaş olalım falan. Ya bir de güvenirsin, yok. Çift olarak buluşuyorsun. Çok acayip gerçekten. Ya şimdi şu, yani şu Nur'da neler var söyleyecek de. Yani şimdi söylemeyeyim. Ya sonra sosyal medyaya düşüyorum, çok üzülüyorum. Söylemeyeceğim ama ne olur gözünüzü dört açın. Peki şimdi ayrıldın, bitti. Sorunu bitti. Çok merak ediyorum. Şimdi şöyle, bizim tapusuz bir tarlamız var. Kocasının söyleyememenin nedeni beni tehdit ediyor. Evimiz var, satılmak üzere yarısını ve ben kaldım. Ben çocuk bakıyorum, sigortası çalışıyorum. Ondan sonra ben hep diyorlardı ki bana sigorta, benim kocam var, ben kocama güveniyorum, o var diyordum hep. Tapusuz tarlayla ne alakası var anlamadım. Yani işte dedi ki satıp parasını vermem, ispatlayamazsın. Hani satılınca yarısını vermem. Kocasına kesinlikle söylemeyeceksin. Ya da evi satıp parasını vermem. Ha, eşiniz size böyle söylüyor, eşiniz. Tabii, tabii. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada tehdit etmesi gereken biri varsa o da sensin, onlar değil. Bir öyle. Kere dişli olacaksın yani, haç size bak. Bir de ona ahlaksız. Kadısı ben parasız pulsuz ortada kaldım, bıraktı beni o şekilde. Vereceği ne malum? Vereceği ne malum? İşte ben de onu tehdit ettim. Yani eğer dedim vermezsen hakkımı söyleyeceğim dedim, vereceğim dedi o şekilde. Süre koy bence ona. Şu kadar süreye koydum. Kadar bu tarla satılıp gelmezse ben her şeyi açıklayacağım de. Ay neyse ben bunca yöntemler söylüyorum. Esra sen söyle. Sinirleniyorum şimdi şöyle çünkü. Bir kere öncelikle asla bu durumu kendi suçunuz olarak görmeyin. Zaten eşinizin böyle kişilik yapısı gerçekten güçlü olmuş olsa gelip size senin yüzünden, senin yüzünden demek. Senin yüzünden kimse birinin yüzünden aldatmaz. O zaman herkes bir tane neden bulsun ve birbirini aldatsın. Hiç. Aldatmanın nedeni olmaz. Aldatma bir kişilik zafiyetidir arkadaşlar. Kim kimi aldatıyorsa onun zaafı ve zayıflığıdır. İnsan olmamızın en anlamlı özelliği sadakati karşımıza verebilmemiz. Eğer sadakati veremiyorsan, zaaflarına yeniliyorsan o zaman senin zafiyetin vardır, zayıflığın vardır. Bir kere zayıf olan o, güçsüz olan o, hatalı olan o. O yüzden bunu asla size yansıtmasına izin vermeyin ve bu konuda sen diyeceksin ağzından bir kere bile benim hatalı olduğuma dair bir söz çıkaramazsın. Çünkü sen sadece beni aldatmadın, bana ihanet ettin. Bakın ikisi farklıdır aslında. Aldatırsın, başka bir kadına gider. Senin evine soktuğun, karının arkadaş olduğu kadınla sen onun arkasından iş çevirerek birlikte oluyorsan senin bir dolandırıcıdan farkın yok. Sen geldin karını dolandırdın. Yalan söyleyip aldatmadın sadece. Onun arkasından çok fazlasıyla iş çevirdin. O yüzden benim size söyleyeceğim, eğer siz tabii ki burada kendi haklarınızı düşüneceksiniz, menfaatinizi düşüneceksiniz. Size paranızı versin. Sonrasında demek ki ilişkisini devam ettiriyor ki bu kadınla. O kadar önemli onun için bu kadın ve kocasına söylememenizi istiyor. Bence tabii bunu şimdi şurada sonuçlar bazen çok kötü olabildiği için, bazen çok travmatik sonuçlara yol açtığı için bu noktada bence işi de bilmeli diyemiyorum. Çünkü bazen gerçekten erkekler çok farklı durumlara getirebiliyor olayı. Allah büyük, yani bazen bu yolda siz kendinizi kurtarın. Allah büyük bir şekilde, zaten herkes hayatında bir şeylerin bedelini ödüyor. Ödeyecektir de. Bırakın o bir şekilde duyar kocası. Siz söylemeyin. Paranızı alın. Sonrasında ben bu bayana, bu kadına da yardımcı olmak istiyorum. Canımsın. Gerçekten. Çünkü madem diyorsunuz avram düşün, kendim şu an kötü durumdayım. Onu yardımcı ya olalım. Ya bırak giden gitsin. Bizim Esra'cığım çok teşekkür ben ediyorum teşekkür sana. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gerçekten bugün programımıza renk kattın. Teşekkür birçok ederim. Birçok yaşama el uzattın. Hanımefendi siz de telefonunu kapatmayın ne olur. Arkadaşlarım alsınlar telefonunuzu. Sevgili Esra ile beraber inşallah bundan sonraki süreçte çalışır ve çok daha özgüvenli, çok daha hayata tutunan, ayakları üzerine basan ve bu yaraları
çabucak sarabilen bir süreç geçirirsiniz. Şimdi ihanetin kokusu en uzak mesafeden geliyor, tamam mı? Ama en yakında detaylarda boğuluyoruz. O yüzden hep diyorum ki lütfen düşmanı uzaklarda aramayın. Ağacın kurdu içinde oluyor. İçimizdeki kurtlara çok dikkat edelim ki görüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Esra'cığım. Ben çok teşekkür ediyorum.